1970'li yıllarda aslında Kıbrıs'ta gençlik hareketleri gecikmeli başladı diyebiliriz. Hiç yoktu değil ama örgütlü anlamda ayakları yere basan gençlik hareketlerinin gecikmeli başladığını söylemek mümkündür. Fakat nefes aldığı, soluk aldığı, esinlendiği yerler vardı kuşkusuz gençlik hareketinin. Bu da 68 kuşağının yarattığı düşüncelerdi, hareketlerdi. Biliyorsunuz 1968 yılında Fransa'da gençlik hareketleri başlamış, özellikle üniversitelerde. Çok sıradan, masum gibi gözüken isteklerle başlayan bu hareketler daha sonra ideolojik ve siyasi boyut almıştı. Üniversiteler öğrenciler tarafından işgal edilmiş, polisler gençler tarafından kuşatmaya alınmış bir ortamı yaşıyordu Fransa. Nous avons affirmé plusieurs fois au cours de ces jours le caractère anticapitaliste, anti-bourgeois de notre lutte. La Sorbonne est réoccupée par les étudiants. Pendant trois semaines au cœur de Paris, elle sera l'emblème de la commune de mai. Öte yandan ABD kaynaklı hippie gençliği de isyanlardaydı. Yani dünya bir yerde bir değişimi yaşıyordu. Ancak bu değişim neydi? Nasıl olacaktı? Nereye varacaktı? Bunu elbette kimsesi kestiremezdi. Fransa'da dönemin gençlik liderlerinden Jean Bendit şöyle diyordu bir üniversite kuşatmasında: kapitalist sömürünün gelecek kadroları olmayacağız. Bunları reddediyorlardı. Başlayan, göndere çekilen bu gençlik bayrağı giderek bütün dünyayı kapsamış, etkisi altına almıştı ve hatırlanacaktır. Bu etki çemberinde en önemli barikatlardan, duraklardan biri de deniz gezmişlerin Türkiye'de başlattığı hareketti. Oh,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını, bir kısmını tadil, tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi sabit gördü. Türk Ceza Kanunu 146. maddesi taksim 146 taksim 1 maddesi uyarınca ölüm cezasına tezyiğinize karar verdi. Haliyle Kıbrıs'ta gençlere kitlesel olarak yüksek öğretim görme olanağı tanınınca Kıbrıslı gençler Türkiye'de sol hareketle tanışmışlardı. Kuşkusuz bizde bunun daha öncesi vardır. Ta sol hareketin sesi, soluğu 1950'li yıllardan beri ayak sesleri işitiliyordu. Şu veya bu şekilde eylemler yapılıyordu. Ancak bu kitlesel tanışma sol görüşle 68 kuşağının Türkiye'deki sol ile buluşması ile başlamıştır denebilir. Bu arkadaşlarımızın o dönem Kıbrıs'a taşıdıkları bu düşünceler ve eylemler ilk gençlik yıllarımızda bizi de etkisi altına alıyordu. Bütün bu olanlar neydi? Bu sol, bu devrimci hareket nereye hizmet ediyordu? Amaç neydi? Gibi sorular henüz daha lise sıralarında aklımızı kurcalıyor ve bunlara yanıt aramaya çalışıyorduk. Haliyle sol düşünceyi, devrimci düşünceyi tanımak için kitaplara ihtiyaç vardı ki bu büyük bir sıkıntıydı adada. Kitap bulmanın olanağı yoktu. Dolayısıyla Türkiye'den tek tük el altından getirilen kitapları okuyor. İllegal koşullarda arkadaşlarımızın gruplar halinde oluşturduğu toplantılara katılıyor ve devrimci dünyanın rengini, kokusunu anlamaya çalışıyorduk. ...1970'li yıllara gelindiğinde siyasal yapılanmada da çeşitli açılımlar olmuştu. Ülkemizde bilindiği gibi Cumhuriyetçi Türk Partisi 1970 yılında kurulmuştur. Ancak Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin kuruluşu elbette devrimci bir iddia ile kurulmamıştı. Böyle bir iddiayı programına koyan bir kadroya sahip değildi ilk kadroları açısından. Ancak genelde demokratik bir açılım olarak değerlendirmek bunu mümkündür. Daha sonra herkesin bildiği gibi, o konulara fazla dalmak istemiyorum, herkesin bildiği gibi gençlerin, sol düşünceli devrimci gençlerin bu partiye girmesiyle orada gömlek değişimi süreç içerisinde olmuştur. Bizim ise dönemin gençleri olarak işte böyle bölük pörçük ondan bundan edindiğimiz izlenimlerle, görüşlerle parçaları birleştirmeye çalışıyor ama müthiş bir de heyecan yaşıyorduk. Sadece bu düşünce ile falan değil, gençlerin her şeyine, ayakkabılarına, üstünde giyeceği parkalarına kadar bir hayat şekilleniyordu. Bunlar yansıyor ve bizi etkiliyordu.
Bir taraftan hippi gençliğinin isyankar tutumları, bir taraftan o Fransız rüzgarı, bir taraftan deniz gezmiş olayları Türkiye'de korkunç bir etki alanı yaratmıştı üzerimizde. Ve neredeyse sabah, öğle, akşam biz de ne yapabiliriz, nasıl şekillenebiliriz diye arkadaşlarımızla zaman zaman bunları konuşuyorduk. Ve biz 1974'ü birdenbire yaşadık. Her şey orada bir anda makas değişikliği gibi değişmiş oldu. O yıllarda anımsanacaktır Ecevit etkisi vardı ve Türkiye'de de Kıbrıs'ta da sol düşünce Ecevit'e karşı bir sempati beslemekteydi. Haliyle 74 harekatı olduktan ve Bülent Ecevit'in adaya geleceği işitilince burada da korkunç bir hareketlenme oldu. Ecevit'in gelişinde gençler de, o dönem kurulmuş olan siyasal parti de yer almalıydı. Bunu bir parantez olarak söylüyorum ve ben hemen şeye geçeyim, gençlik potansiyeline. Ben o dönemler Köşü Çiftlik'te Ün Pastanesi'ni çalıştırıyordum ve dönemin gençleri bu pastanede buluşuyor. Neyse, dönemin eğlence şekilleri, müzik başta olmak üzere, bunları birlikte orada eğleniyor. Günün, dünyanın koşullarını da aklımız kestiğince oralarda konuşuyorduk. O etkinin de, o gençlik hareketinin de neredeyse altyapısı böylece Lefkoşa sokaklarında, pastanelerde oluşan gençlerle falan belirgin hale gelmeye başlıyordu. Biz o dönem, 1974 olduğunda biz o dönemler Bağımsız Kıbrıs'ı savunan gençler olarak elbette aynı zamanda hayal kırıklıkları da yaşadık. Çünkü ada ikiye bölünmüştü. Bu sefer devrimci hareket nasıl olacaktı? Nasıl örgütlenecekti? Bu bölünmüş ada, daha doğrusu o fiili durum nereye kadar sürecekti? Bütün bunlar kafamızda bir muammaydı. Ama askeri koşulların da verdiği, askeri koşullar içerisinde de örgütlenmenin daha çok ihtiyaç haline geldiğinin de altını çizmem gerekir. Haliyle Ün Pastanesi'nde ve Lefkoşa'nın çeşitli yerlerinde, o dönemler daha kapalı toplum, bir yaşam tarzı olan Lefkoşa içerisinde gençler bir araya geliyorlar ve bu gibi konuları konuşuyorlardı. Sağ olasınız, benim için büyük mutluluk. O yıllar böyleydi ve Ecevit, yanılmıyorsam, Ekim veya Kasım aylarında Kıbrıs'a gelmişti. Bizim açımızdan da
her şey tamamdı. Hazırlıklarımız tamamdı. Biz de o Ecevit etkisi altında saray önünde izdiham şeklinde gerçekleşen mitingde yerimizi alacak ve yazdığımız pankartları taşıyacaktık. Yüreğimden gelen sevgilerle, saygılarla, eşimle birlikte selamlıyoruz. Sonuç öyle oldu. Ecevit geldi. Gerçekten büyük bir heyecan ve izdihamdı. Arabaları ellerinde taşındı falan. Biz de oralarda yerimizi aldık. Ecevit'in konuşması bilindiği gibi çok coşku ile karşılandı. İşte bu ruh hali içerisinde 74'ten sonra biz bazı genç arkadaşlarla artık gençlerin bir araya gelmesi, örgütlü bir halde seslerini duyurması şeklinde birbirimizle fikir alışverişi yapıyorduk. Bu toplantıları her birimizin zaman zaman evinde yapıyor ve neticede böyle bir gençlik örgütlenmesinin artık hayata geçirilmesi gerektiği üzerinde hemfikir oluyorduk. Günler, haftalar, yıllar ilerlerken artık zaten savaş 20 Temmuz'da olmuş, Ecevit Ekim Kasım'da gelmiş. Biz de bunları, bu tartışma sürecini tamamladıktan sonra, bu arada bazı eylemlere de katılırdık. 70'li yıllardan itibaren, hatta daha gerisinden, yani 68-69, ben henüz liseye giderken Türkiye'den Kıbrıs'a gönderilen, Kıbrıs'la ilgili bildirileri lisenin gancellisinin önüne geçerek oradaki gençlere dağıttığımı hatırlarım. Liselilerin ilgisi vardı, yoktu. Yani öyle bir süreç yaşanmaktaydı ki, ta başından dediğim gibi gecikmeli de olsa belli belirsiz gençler bu devrimci alanın etkisi altına giriyordu. Hatta bizim sınıfımızda bazı arkadaşlarımız öğretmenlerle Marksizmi tartışır hale bile gelmişti. Dolayısıyla bu o yıllardan 74'lü 75'li yıllara kadar yaşanan bir süreçti ve bizim de geldiğimiz nokta bardağın taşacağı son noktaydı. Yani Devrimci Gençlik Derneği, DGD'nin kuruluşu bu birikimin bir sonucuydu. Bütün bu olup bitenlerin etkisi altında duyulan bir ihtiyaçtı. Haliyle tam 1 Mayıs 1975 tarihinde Devrimci Gençlik Derneği'nin kurulduğunu basın yoluyla ilan ettik. Bir grup arkadaşla bir araya geldik.
hani geçmişte daha fazla yakın geçmişte Yıldızlar Restorant olarak bilinir çocuk bahçesine giderken o binanın ikinci katında bir toplantı düzenledik ve aramızda iş bölümü yaparak derneğin faaliyetlerini de başlatmış olduk. Böylece artık gençlerin devrimci bir örgütü vardı. Ama burada hemen bir şey söyleyeyim. Devrimci Gençlik Derneği esasen Demokratik Gençlik Derneği olarak kurulmuştur. Yani tüzüğü yapıldığında, ilk tüzüğü yapıldığında Demokratik Gençlik Derneği yine DGE'de olarak isimlendirilmişti dernek ve dönemin gençlik dairesiyle tüzük mücadelesi başladı aramızda. Bir türlü tescil etmiyorlardı derneği. Tabii sol bir çıkışı olduğu için, devrimci gençlerden kurulduğu için o dönemde biliyorsunuz sağ görüşün tamamen hakim olduğu, solcuların sürekli Moskova'ya gönderildiği dönemlerdi. Türkiye'de devrimcilere, solculara karşı yapılan askeri ve sivil baskılar burada da başka bir renkte kendisini gösteriyordu. Tüzüğü bize solcu olduğumuz, devrimci olduğumuz için gençlik dairesi bir türlü tescil etmiyordu. Sanırım o yol üzerinden yapıldığı için önümüze böyle bir engel olmuştu. Ya da gençlik dairesi tescili yapacak yerlere nüfuz ediyordu. Böyle bir durum içerisindeydik. Ancak biz yine de faaliyetlerimizi bu şartlar altında resmi olmasak da sürdürüyor. Kurulan yeni sendikalarla, işçi sendikalarla, başta Hasan Sarıca olmak üzere, onun başkanlığındaki işçi örgütleriyle sıkı bir işbirliği ve dayanışma içerisine giriyor ve çeşitli gerek işçi eylemlerine, gerekse gençlik işçi eylemlerine katılıyor. Bir yandan da biz kendimiz artık örgütsel olarak eylemler düzenlemenin planlamasına giriyorduk. Bu süreç başlamıştı yani. Kısa keseyim, Demokratik Gençlik Derneği'ni tescil edip etmeme meselesi tarafımızdan bir sorundu. Onlar da tescil etmeyenler de bu işin keyfini çıkarıyor olmalıydılar. Işıklar içinde uyusun, Naci Talat dostumuz çok uğraştı tescil için. Tescil olması için de gerekli tüzük değişikleri üzerinde çalıştı. Ve ne kadar gariptir ki Demokratik Gençlik Derneği'ni tescil etmeyenler gün geldi aynı derneği Devrimci Gençlik Derneği adı altında tescil etmek durumunda kaldılar. Böylece Devrimci Gençlik Derneği bu ismiyle yaptığı eylemlerde gerek şehirlerde, kasabalarda, gerekse kırsal alanlarda, bütün iş yerlerinde yaptığı eylemlerle döneme damgasını vurmayı becerebilmiş, yüksek yetenekler göstermiş bir gençlik örgütü olarak tarihte yerini almıştır. Thank you.
süreç içerisinde gençlik içerisine umulanın da üzerinde nüfuz eden Devrimci Gençlik Derneği'nin örgütlenme biçimi kendine özgü özellikler taşıyordu. Çünkü Devrimci Gençlik Derneği bir öğrenci derneği değildi. İçerisinde işçi, esnaf, kırsal alanlarda çalışan birçok gençler vardı. Ve bunların ayakları Kıbrıs'a basmaktaydı. Başta liseliler olmak üzere bizim o dönemde örgüt olarak en değerli kaynaklarımız bunlardı. Ve şu anda artık klasik örgütlenme modeli olarak tarif edeceğim bütün yöntemleri kullanarak, yani köy köy, şehir şehir gezip gençler arasında toplantılar yaparak, onlara çağrılar yaparak, onlara kültür, sanat faaliyetleri götürerek, aynı zamanda bölge halklarına da tabii ki bu şekilde gençlerle her yerde, o dönem şimdiki gibi eğlence yerleri yoktu. Örneğin gençlik pavyonları vardı. Giderdi gençler oralarda, efendime söyleyeyim, topçuk oynarlardı. Cuboksa birkaç şilin atıp işte plak dinlerlerdi vesaire. Bu gibi yerlere gidip, bunlar da örgütlenme alanlarımızdı. Sinemalar, parklar örgütlenme alanlarımızdı. Dolayısıyla bu böyle yayıla yayıla bütün Mausa'dan Güzel Yurt'a, Lefke'ye kadar bütün şubelerini, şubesi olmayan yerde komitelerini, çeşitli örgütlenme modellerini gerçekleştirebilecek bir hale gelmişti Devrimci Gençlik Derneği. Şunu da söyleyeyim, 75'ten sonra adaya gelen TC kökenli vatandaşlarımızı, gençlik örgütlenmesi açısından söylüyorum, İlk örgütleyen örgüt de Devrimci Gençlik Derneği'dir. Akatu'da, yani Tatlısu'da 75'ten sonra oraya yerleşen TC kökenli dönemin genç arkadaşlarıyla Devrimci Gençlik Şubesi açılmıştır o köyde. Bütün bunlar olurken, o soğuk savaş koşulları diyeceğimiz o korkunç koşullarda, her türlü provokasyonun cirit attığı koşullarda, bazı kesimlerin ülkede ve içimizde tetikçi olarak kullanılabileceği koşullar da yaratılarak gençlere karşı büyük bir baskı uygulanıyordu o dönemler. Hatırlayalım, Türkiye'de ölen genç arkadaşlarımızın cenazeleri burada kaldırılacağında, DGD'de ve KÖGEF işbirliği içerisinde bu organizasyonlar yapılıyordu. Ama bunun öncesinde Devrimci Gençlik Derneği başta liseler olarak buralarda büyük çalışma yapıyor ve bu cenaze törenlerine gençliğin katılması için elinden geleni yapıyordu. Bu arkadaşlarımızın birçoğu okullardan atılmış ya da sürgün edilmişlerdi. Bir kısmı Londra'lara kaçmak durumunda kalmıştı. Liselerde gördükleri baskı içerisinde. Tabii ki derneğin biz önde gelenleri iki evimiz vardı. Biri gerçek evimiz, biri de karakol. Bir gün evdeysek, ertesi gün karakolda ifade vermekteydik. Hakkımızda bazı
iddialarla davaların açıldığı da olmuştur. Yargılandığımız da olmuştur. ...1975 yılında seferberliğe yarım saat geç gittim diye askeri mahkemeye verildim. Orada beraat etmeme rağmen bir komutan para cezasını bana da uygulamak istedi. Buna itiraz edince beni döverek bir cipin içerisine atıp bu hapishaneye getirdiler. Ve burada 3 gün kaldım. O yıllarda Dege'de artık varlığından söz ettirdiği için biz buna yorumladık bu işi. Rahmetli Berberoğlu çok uğraştı. O dönem Halkçı Parti de yeni kurulmuştu. Alper Orhon vardı. Onlar ilgilendi. 3 gün bu hapishanede diğer mahpuslarla birlikte yatıp kalktık ve sonuçta Berberoğlu'nun girişimleriyle dışarıya çıkabildik. Bize yapılan baskılarla aynı zamanda sadece gençler değil, aileler üzerinde bir baskı yaratılmaya çalışılıyordu ki Devrimci Gençlik Derneği o zaman bu konuda da acizane olarak aile ziyaretleri gerçekleştiriyor. Kendi kendini o ailelere tanıttırıyor. Kötü bir şey yapmadıklarını, bir gün kendilerinin de Türkiye'ye gidip oralarda okumak isteyebileceklerini, bu liseli gençlerin veya herhangi bir gencin, dolayısıyla daha bilinçli, daha donanımlı olarak Türkiye'ye gitmelerinde yarar olduğunu, bu çerçevede meseleleri anlatıyor ve ailelerle iletişim kurmaya çalışıyorduk. Devrimci Gençlik Derneği'nin bu anlamda gençler içerisinde nüfuz ederek dönemin devlet yetkililerini ürkütücü bir hale gelmesi gayet doğaldı. Çünkü neredeyse bütün gençliğin en azından sempatisini toplayan bir örgüttü. Dernek, Demokratik Gençlik Derneği olarak kurulduğunda belediye evleri dediğimiz bölgenin kesiştiği yerde bir binayı kiralamıştı. Sürekli polis nezaretinde bir binaydı. Bütün yerleştiğimiz binalarda zaten oydu. Herkes evine neredeyse polis gözetiminde giderdi zaten. Daha sonra o binayı terk edip çarşı içerisine geldik. Benim bir müzik evim veya plakçı dükkanım vardı. Okan Plak diye. O binanın ikinci katını dernek binası olarak az bir süre de olsa kullandık. Daha sonra burada eskiden evet Arabahmet'te Victoria Sokağı olan diye bilinen, sanırım şimdi Salahi Şefket Sokağı'dır. Bu binada Devrimci Gençlik Derneği binası konuşlanmış ve buradan bütün adaya yönelik eylemlerini yapar duruma gelmişti.
Elbette 18 yaşını bitiren arkadaşlarımız derneğe üye oluyorlardı. Aidat da veriyorlardı. Bu doğrudur. Ancak bizim en dinamik kesimimiz liseli gençlerdi. Dolayısıyla onların kaydıcıydı, yapılmazdı liseye gittiklerinden ötürü. Ama bir ayakları okuldayken bir ayakları da dernekte olan çok militan Degedeli arkadaşımız vardı. Ve bu Mausa'da da böyleydi, Güzelyurt'ta da böyleydi. Efendim Lefkoşa zaten böyleydi. Lefke'de arkadaşlarımız vardı falan. Girne hakeza böyleydi. Biz bir ara dediğim gibi umulandan fazla bir ilgi gördü. Derneğin büyüyüp büyümemesi konusunda bir gayle çekmemişti. Çok ciddi çalışmalar yapıyor olmasına rağmen korkunç bir sempati dalgası vardı. Ve o nedenle de derneğin büyümeme gibi bir sorunu olmamıştır. Ben doğrusu şaşırıyordum. Bu yaşıma geldim hala şaşırırım. Çünkü bazen önüme çıkan hiç tanımadığım insanlar kendisinin zamanında Degedeli olduğunu, falan köyde olduğunu, falan eylemlere katıldığını söylerler ve hala daha böyle şeylerle tanık oldukça heyecanlanırım. Benim Degede'deki görevim 78 yılına kadar sürdü ve yine 1 Mayıs'ta Degede'den ayrılıp Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde fiilen mücadelemi sürdürmeye başladım. Şunu söyleyeyim son olarak. Bir o dönemin koşullarına, bir de bu dönemin koşullarına baktığımızda o gençlerle şu andaki genç kuşaklar arasında dağlar kadar fark vardır. Ancak bunun yadırganacak da bir tarafı yok. Çünkü her kuşak kendi döneminin özelliklerini yaşar. Zihni, her şeyi, yaşam tarzı ona göre şekillenir. Mücadelesi, siyasal mücadelesi, gençlik mücadelesi, okul hayatı, aşk hayatı günün koşullarına göre şekillenir. Bizim dönemde insanlar sevdiklerine bir mektup verebilmek için büyük badirilerden geçmesi lazımdı. Halbuki şimdi o şartlar yoktur. İnsanlar istediği gibi kızlı erkekli eğlenebilmekte, iletişim kurabilmekte, bir arada olabilmektedirler. Dolayısıyla o dönemlerde gençler bu kadar aktifti, dünya meseleleriyle, kendi ülke sorunlarıyla bu kadar çok ilgileniyorlardı deyip de şimdiki gençleri yadırgamak yersizdir inancındayım. Çünkü yaşadıkları koşullar
bambaşkadır. Biz de bu koşullarda yaşama sıkıntısı içerisindeyiz. Eğer birbirimizi çok sağlıklı bir şekilde anlamıyorsak nedenleri bundan kaynaklanır diye düşünüyorum. Bakınız bu çekimin başında sevgili dostum size John Bendit'in bir sözünü hatırlatmıştım. Tekrarlayayım. Kapitalist sömürünün gelecek kadroları olmayı reddediyoruz demişti. Yıl 1968. Fakat gördük ki kapitalizm bu kadroları o kadar çok ehlileştirdi ki sözcüleri de olmak durumunda olanları gördük. İşte yadırganacak olan budur. Ya da hani bunu da yadırgamayalım da ders çıkaracağımız noktalar budur. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Thank you.